Annem gelmeyecek mi? Yarın sonra. Lor biraz gevşek olmuş. Tadı güzel ama biraz nemli kalmış sadece. Lor'da çoktandır sorun var babaanne. Veremiyoruz piyasaya. Ama ne olduğunu anlayıp çözeceğiz bu sorunu. Çiftliğin toprak yapısında yetişen ürünlerde uzun zamandır sorun var. Yakında bütün peynirlerde görürsünüz sonuçlarını. Yapma ya. Ne sorun varmış toprakta? Hayvanlar alemi bitti, bitkiler alemi ne demeler attın şimdi baytar? Tuğrul, şu bilmediğin kelimeleri olumsuz anlamda kullanma huyundan vazgeçsen komik duruma düşüyorsun. Baytar Yunanca'dan Arapça'ya geçmiştir ve at doktoru, hayvan hekimi gibi bir anlamı vardır. Abicim başlamayın yine ne olur. Murat'cığım kahvaltı yaptın mı? Senin için bir tabak koydurmuştum. Yaptım canım yaptım. Mehmet abi beni çağırmış. Uygunsa yanına çıkayım. Babam da dünden beri milleti çağırmalara doyamadı zaten. Götüreyim ben seni, buyur. Ben zaten yolu biliyorum. Malum, her fırsatta ziyaret ediyorum Mehmet abiyi. Mineciğim, bakar mısın Mehmet abi müsait mi? Hı hı. Afiyet olsun. Tuğrul, afiyet olsun. Aynen böyle devam et. Kardeşini kahretmek için aynen böyle devam et. Ya babaanne, ya şunlara yüz vere vere tepemize çıkarttın ya şu kahya parçalarını. Ne diyeyim ben size ya? Eline sağlık kızım. Şu zırıltıyı da bir susturuver. Tamam kızım, tamam sağ ol, çıkabilirsin. Yine Murat'la yalnız konuşacağım kızım. Hadi. Mehmet abi, çok iyi görünüyorsun bu sabah maşallah. Hiç yalan söyleyemiyorsun be oğlum. Olanları duymuşsundur. Ölümün yaklaşmasının güzel bir tarafı var be Murat. Kuş gibi hafifliyor insan. Yüreğine oturmuş bütün bir geçmiş geride kalıyor. Abi, iyi olacaksın. Her gün o kızı düşündüm. Arkamda bırakmak istemedim. Hep bu eve getirip soframda görmek istedim. Yapamadım. Şimdi toparlayabildim işte cesaretimi. Ölümün gücüne sığındım belki de. Ölüm sanki bir kalkan oldu tepemde. Ben de ona güvenip kızımı çağırdım buraya. Benden sonra çok karışacak bu ev Murat. Senden bir tek ricam var. Mine'yi uzak tut bu kargaşadan. Hemen yapın şu nişanı, düğünü. Ben görürüm görmem. Ama içim rahat. Onun huzuru sensin. Tabii abi tabii. Biz seni yormamak için artık... Hemen evlenin. Biliyorum kızımı çok mutlu edeceksin. İçim rahat benim. Onu sana emanet ediyorum. Hiç merak etmeyin abi. Murat. Gülizar'ı da sana emanet ediyorum. Onu çiğ çiğ yiyecekler benden sonra. Sakın izin verme. Bir gün sen geçeceksin bu ailenin başına. Dağılmalarına izin verme. Tanıdığım en temiz insansın sen. Gücünü kalbinin saflığından alıyorsun oğlum. İyi ki kızım seni seçmiş ta başından beri. Yüzümüzü kara çıkarmayacağım. Dünden beri merak içindesiniz biliyorum. Mevzu fazla uzamadan ben size olanı biteni olduğu gibi anlatayım. Bugün bir misafir bekliyoruz. Beklediğimiz genç kız yabancımız değil. Mehmet Rıfat Bey'in kızı. Benim de torunum. Bir aksilik olmazsa Veysel Kahya bugün kızı alıp getirecek. Kız babasının elini öpecek.
helallik isteyecek. Mevzu bundan ibarettir. Bilmeniz gereken bundan öte bir şey de yok. Annesi acaba kimlerdendir? Kahvaltıyı hazırlayın. Herkes uyanır şimdi, geç bile kalındı. Şükriye Hanım. Buyurun. Bugünkü numuneler geldi mi mandıradan? Birazdan gelir. Ben hazırlar getiririm. Sağ olun aslanım. Merak ediyorlar tabii. Vallahi benim de kimseyle uğraşacak halim yok. Oğlumun bir gençlik hatası işte. Son günlerinde getirin diye buyurdu. Biz de son arzusudur dedik, boyun eğdik. Ama hiç kolay olmayacak. Biliyorum. Candan Hanım hiç uyumadı. İçini döktü bana. Sabaha karşı ilaç verip zorla yatırdım. Her şeyini de konuk odasına taşıttı. Ne yapsın? Bu durumda ne yapsın? Yeni gelecek misafirimize yardımcıların bölümünden bir oda mı hazırlatsam? Olmaz. Daha ilk günden kızı karşımıza almayalım. Durumunu bildiğini bile sanmam. Yani bizim hakkımızda gayet müsbet fikirleri olmalı ki günü geldiğinde karşımızda dikilmesin, bize düşman olmasın. Candan Hanım soyadı sepetçiymiş dedi. Zamanında beyefendi nüfusunu almış. Hayriye Hanım, bu durumda memleketin en zengin adamlarından birinin kızı olduğunu bilmez mi insan? Bilmiyor Muazzez. O babasını öldü biliyor. Anası da 10 yıldır kayıp zaten. Mehmet Rıfat ortalığa dökmeseydi sırrımız ilelebet kör karanlıkta kalacaktı. Ama bakacağız bakalım. Elimizden geldiğince zararsız bir şekilde halletmeye çalışacağız bu işi. Bilseydi eminim çoktan müşerref olmuş olurduk. Balkon.